İki dakika bizi karşı karşıya geldi şu an. Neler söylemek istersiniz? Hemen bir ekran yağ çıkarıyor. Uzun görüşürüz. Ya ortada hiç çöp kokusu yok. Lan abi bak ekmeğim. Lan bu benim yemeğim değil lan. Bak burada çekip oraya gidiyor. Alalım şuradan alalım bitsin ya. Evet öyle. Abi niye oraya gidiyor? Fotoğraf aslında buraya gelsin. Fotoğraf aslında buraya gelsin. Evet. Ben de alacağım. Pardon. Ben deyiz. Pardon. Kerem Bey ben deyiz. Hande Hanım ben deyiz. Evet. Çok güzel gidiyorsunuz. Efendim şöyle alalım röportaj için. İki gün sonra doğum günü de bakıp önden kutlamak istedik. Umarım bu zaman kadar geçtiği gibi çok güzel geçer yıllarımız hep birlikte. Teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Ay heyecanlandım. Ben bunu yemeyeyim değil mi şimdi? Çok teşekkür ederim. Çok incesiniz gerçekten. Evet. Teşekkür ederim. Annem, böyle başlattığımda şu an her şeyi konuşuyorum. Çok samimi oldu. Doğum günü mü? Yani, o yüzden buradayız. Doğum günü için. Evet. Aşağıda daha büyük pastalar var. Yok, teşekkür ederim. Bu bana yeter. Evet. Evet. Hayır. Gece bir gece. Ve gecenin en dişen çiftliği diyebilir miyiz? Son dönemlerde çok konuşuluyor. Bununla alakalı. Geceyle alakalı. Tabii. Yani ya açıkçası şey. Burada olmaktan çok mutluyuz. Ya ben anladım. Severek güzel bir iş yaptık. Engin. Kaldırsana mikrofonu. Gerçekten çok teşekkür ederiz bu ödüle layık gördüğünüz. Yapma bak Mustafa yapma Mustafa. Yani 58 hafta kadar çok yoğun çalıştık ama gerçekten buna değdiğini hissediyoruz böyle ödül aldığımızda. Çünkü ekibimizle bizle bu yola gerçekten çok başvurduk, çok yorulduk. Ve buna değdiğini hissetmek, burada olmak, bu ödülü ekip içinde alıyor olmak çok keyifli bizim için. Teşekkür ederiz. İlk başladığınız andan şu ana kadar çiftin uyumu, yani bu anorun tutmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi şöyle bir pazar akşamı bilmiyorum ya yani şey kesinlikle enerjiyle ilgili bir durum. Evet. Bence. Bir de şey çok yani, yakın ve de böyle hani ilk birbirimizi tanıma aşamasında da çok yakın arkadaş olunca o kimya bir yer tutunca işte partnerlik ilişkisinde her zaman o daha çok daha önemli, çok daha kıymetli oluyor. Bir de yani hedefimiz şeydi, güzel bir iş çıkarmak, eğlenmek, en önemlisi eğlenmek ve yani ekibimizle gerçekten gurur duyabileceğimiz bir iş çıkarmak. O yüzden umarım bunu yaptık. Peki hiç endişeleriniz oldu mu? Hani olmaz, olacak mı gibisinden bir başlangıçta? Yani herkesin olduğu gibi çünkü şu an televizyonda neyin olduğunu, neyin olmadığını pek belirleyen bir şey yok. Pek anlayamıyoruz artık galiba. Hani sistem biraz değişti. Ben bir yorum yapmayacağım sistemle alakalı ama... Tamam ben konuşuyorum. Sen konuş. Şöyle yani o tam olarak anlayamayacağımız bir duruma geldi artık. Ne tutacak, hangi seyirci, halk neyi sevecek? Biz de tabii çok endişelendik. Ama biz işimizi o kadar çok sevdik ki bizim sevgimizi herhalde anladılar. Onlar da bizim kadar sevdiler. Bu sevgi sadece burada kalmadı. Yurt dışına falan da taştı. Aynı zamanda... Handan'ın bir başarısı var. Evet. Birkaç başarısı var. Biri değil de bir, yani birkaç tane var. Kerem Bey'in de öyle. Kesinlikle. Yani çok özel ve önemli benim için. Çok gurur verici. Güzellik listesinde zirvede olmak nasıl bir var? Ya, o kısmı değil aslında beni ilgilendiren. Tabii ki hani güzellik çok göreceli bir kavram. Çok evrensel bir şey. Herkes göre değişen bir şey. Benim daha çok aldığım ödül ilgilendiriyor. O biraz daha farklı ve daha gurur verici. Peki. Hayranlarınızın hep beklediği bir şey var yani bu evlilik, bu ilişki nereye gidecek, evlilik olacak mı? Hep bu soru var, her zaman soruluyor. Burada net bir cevap alalım.
burada. Ayaklı gazetesinin ödül töreninde bununla alakalı net bir cevap. Sokakta çok fazla yakalıyorum. Bu kadar vakit bulamıyorum. İşin içi falan yanıyor. Yani şimdi şöyle, bu akşam... Ne güzel şey konuşmaya geldik değil mi? Yani bu akşam burada neden olduğumuzu biliyoruz. Yani şey, yani... Öyle özel mevzulara da girmeye gerek yok. Yani şey, işimiz için buradayız. Onun için de çok mutluyuz. Ve... Umarım değil. Neden? Sağ ol. Yine giyiminizden... Buyurun. Tamam. Aa. Burada... Kıyafet konusunda tavsiyem var mı? Şöyle giyelim. Gündemi belirliyorlar. Daha tavsiyem mi var? Ben anneye çok karışmıyorum. Sen de bana çok karışmıyorsun. Evet. Evet. Hani çok müdahale etmiyoruz. Peki, ama sevdiğim şeylere söylemesin. Bundan sonrası için yine birlikte bir proje olur mu? Böyle bir düşüncemiz var mı? Gelirse kabul eder misiniz? Ya tamam, ben aslında senaryo ile ilgili bir durum. Ya bence Hande benimle bir daha çalışmak istemez. Olsun, yok canım. Yok şey, yani inşallah öyle bir şey olur ama Hande'nin dediği gibi yani tamamen senaryo ile alakalı, karakterler. Senaryo çalışmak gerçekten çok güzel ve özeldi. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Mumu için teşekkür ederim ayrıca. Güzeldir.